Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Suat-ı Mekke 8. sefir 52. kısım. Asıl içinde vasıl. Biriktirmek nefsin hırsından ve cimriliğinden kaynaklanır. Bilmelisin ki biriktirmek ve ihtiyaç vaktine kadar saklamak nefsin hırsından kaynaklanır. Bir muhtaç bulunca biriktirilen şey ona verilir. Salih insanların bir kısmı böyle hareket eder. Genelde ise konuşacağımız bir şey yoktur. Biz sadece farklı tabakalarına göre Allah ehliyle konuşuyoruz. Allah ehlinin az bir kısmı ise harcada gönüllü olarak sahip oldukları şeylere ulaştırmak için muhtaçları arar. Bunlardan farz kısım Allah'ın sınıflarını belirlediği ve belirli bir zaman ve ölçüye göre düzenlediğinden gönüllü olan herhangi bir şeye bağlı değildir. Çünkü gönüllü vermek rububiyetin vergisidir ve dolayısıyla sınırlanmaz. Farz ise kulluğun vergisidir ve dolayısıyla efendisinin belirlediği şeye göre verilir. Kulluk vergisi daha faziletlidir çünkü farz nafileden daha üstündür. Zorunlu kulluk nerede, gönüllü kulluk nerede? Bu sınıf salihler arasında pek azdır. Onların kuşkusu şuradan kaynaklanır. Biz onları aramakla yükümlü değiliz. Muhtaç talep edendir. Haliyle ya da dileğiyle yoksul olduğunu anladığım kişiye veririm. Hak ediş yoluyla sadakayı veren bu sınıfın üstündeki kimseler ise bunlardan daha üstündür. Onlar sahip olduklarını hakkı özgü cömertlik huyuyla ahlaklanmak amacıyla verirler. Bu nedenle hak edene de ve etmeyene de verirler. Bize göre alan kişi gerçekte hak sahibidir. Çünkü o başka bir özellikle değil, sadece yoksulluk ve ihtiyaç özelliğiyle almıştır. Verilen şey hediye, bağış ya da verme türlerinden her ne olursa olsun böyledir. Örnek olarak binlerce dinarı olan zengin bir taciri verebiliriz. O sıkıntılara atılır, denizlerde yolculuk yapar, tehlikelerle karşılaşır, aile ve çocuklarından uzak kalır, yolculukta malını ve canını kaybeder. Bütün bunları sahip olduklarına ilave birkaç dirhem daha katmak için yapar. Böylece yoksulluk özelliği onu etkisi altına almış ve bu tehlikeleri değerlendirmekten kendisini köreltmiş. Güçlükleri ona kolaylaştırmıştır. Çünkü bu niteliğin kuldaki otoritesi güçlüdür. Bu bakışa sahip olan kimse ki o haktır, kendisine verilen şeyi alan insanı hak sahibi olarak görür. Çünkü o, birilerini almayı sağlayan özelliği tanımıştır. Bir insan, birilerini reddettiği için zarar göreceğini ya da almakla makamını gizleyeceğini düşünerek, ihtiyacını karşılamak üzere verilen şeyi alabilir. Bir durumdaki bir insanın eli, bu durumdaki bir insanın eli hakkın elidir. Nitekim dilencinin eline düşmezden önce sadakanın Rahman'ın eline düşeceği aktarılır. Rahman, sadakayı bir insanın kazancını bereketlendirmesi gibi bereketlendirir. İhtiyaç düşüncesi olmaksızın verilen şeyi alan kişinin durumu budur. Böyle bir insan kendisini almaya yönlendiren asıl sebepten habersizdir. Verileni almasını sağlayan asıl sebep, sözü gereği yoksulluk anlamındaki mümkünün hakikatidir. Verilen sadakayı alırken ki amacıyla ilgili durum, şahsın hakikatini gizlemiştir. Halbuki biz kendisi farkında olmasa da o amacı biliyoruz. Veren kişi de bir gaye ya da bedel ya da herhangi bir şey nedeniyle verse de verdiğine muhtaç olmadan vermiştir. Başka bir ifadeyle verdiğine muhtaç değildir. Sadakayı alan ise bir gaye ya da bedel ya da herhangi bir şey nedeniyle aldığı şeye muhtaç iken alan bir hak sahibidir. Aldığı sadakayı bereketlendirmeye ihtiyaç da bir ihtiyaçtır. Çünkü ancak aldıktan sonra onu bereketlendirebilir. Bunu anlamalısın. Çünkü bu kendisine yaraşan mutlak zenginliğiyle beraber sadakayı artırmada hakkın durumuyla ilgili olduğu için kapalı bir sırdır. İlahi nispetleri sadece saf bir mümin olmayan kimse inkar edebilir. Allah şöyle buyurur. Allah'a borç veriniz. Kutsi bir hadiste ise acıktım beni doyurmadın, susadım içirmedin denir. Bütün bunlar apaçıktır. Dolayısıyla Allah bütün bu isimlerin kendisine nispet edilmesini reddetmemiş, istidatlarına göre mazharlarda zuhur edenin kendisi olduğunu dikkatimizi çekmiştir. Üstün olan el ki o infak edendir, her bakımdan aran elden ibarete olan düşük elden daha hayırlıdır. Öyleyse bir hak nedeniyle veren el ile bir hak nedeniyle alan kişi bir değildir. Bunlar mertebede, isimde ya da halde eşit değildir. Her şeyin hakka bir yönü ve ilişkisi olduğu gibi
aynı zamanda yaratılmışa dönük bir ilişkisi ve yönü de vardır. Bu nedenle Allah onu infak yaparak şöyle demiştir: "Size verdiğimiz rızıklardan infak ediniz." Başka bir ayette ise "rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler" buyurdu. Allah bu ayette bilginlerin büyüklerini dikkate almıştır. Çünkü onlar Hakk'a ve yaratılmışa ait olan iki nispet tarzını da bildikleri için infak oluşu bakımından ihsanın kendisine ait olduğu kimselerdir. İnfak, tavşan mağarası anlamındaki nafak kelimesinden türetilmiştir ve bu mağara nafıka diye isimlendirilir. İki kapısı vardır. Bir kapıdan avlanmak istenirse diğerinden kaçar. Bu durum yoruma açık söze benzer. Söz sahibini bir yoruma sınırlandığında sözün taşıdığı anlamlardan başka bir yönü kastettiğini söyleyebilir. Verme eyleminin hakka ve zenginliğe dönük bir yönü olduğu kadar yaratılmışlara ve muhtaçlığa dönük bir yönü de olduğu için Allah iki yönlü bu eylemi infak diye isimlendirdi. O halde bilgin kişiler iki açıdan infak ederler. Verdikleri şeyde veren ve alan olarak hakkı görürler. Kendi ellerini ise verme ve almanın kendisinde göründüğü araçlar olarak görürler. Bunlardan biri diğerini perdelemez. Dolayısıyla onlar sadece hak sahibini görürler. Binaenaleyh bir sadakayı alan herkes hak ederek almıştır ve hak etmeseydi verileni kabul edemezdi. Mutlak yoksulluk Allah için imkansız olduğu gibi mutlak zenginlik de insan için imkansızdır. İhtiyaç duyurma vaktini bekleyen, daha önce sözünü ettiğimiz bir kuşkuları nedeniyle mallarını saklayanların bir kısmı basiretle saklarken bir kısmı basiretsiz olarak saklar. Onların bu konudaki biriktirmelerini kabul etmiyoruz. Çünkü basiret de yapılmamıştır ve böyle bir insan Allah ehlinden değildir. Allah ehli basiretlidirler. Malını basiretle biriktiren ise ya kendisine hükmeden ve sınırında durduğu ilahi bir emirden dolayı malını saklar ya da ilahi bir emir olmaksızın biriktirir. İlahi emir nedeniyle malını biriktiren kişi saf kuldur. Ona söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Çünkü o bir memurdur. Nitekim Abdülkadir el-Cili yani Geylani hakkında böyle zanda bulunur: Allah daha iyisini bilir diye. Alemde tasarruf etme özelliğindeyken Abdülkadir bu makamda bulunuyor. İlahi bir emir olmaksızın biriktirilen malın bir insana ait olduğu bilinebilir. Fakat söz konusu insanın o malı saklayanın veya başka birinin vasıtasıyla elde edip edemeyeceği bilinmez. Böyle bir durumda malı saklamak insanın doğasındaki cimrilik ve varlıkla sevinmekten kaynaklanır. Fakat kişi malın kime ait olduğunu bilmekle biriktirmenin gerçek nedeninden perdelenir. Abdülaziz bin Ebu Bekir el-Mehdevi malını biriktirirken kendisine böyle kanıt getirdik. Bunun üzerine durdu ve bir cevap bulamadı. Çünkü bu malın kendi vasıtasıyla ulaşılan bir mal olduğunu veya sahibinin tam olarak kim olduğunu bilmeksizin biriktiriyordu. Bir anda önümüzde utandı. Böyle bir insanın biriktirmemesi gerekir. Topluluğun efendisi, zaman akıllısı, halil nitelenmiş Ebu Suud bin Eşibil şöyle derken insaflı davranmıştır: "Biz de tasarruf etsin diye işimizi hakka bıraktık. Böylece insan ilahi mertebeyle çekişmez. Emir alırsa emrin ya da kendisine belirlenen şeyin sınırı." Bu konuda Allah ehli arasında görüş ayrılığı vardır. Çünkü ricalden bazılarına biriktirilen bu mala sahibinin falan belirli vakitte o kişinin vasıtasıyla ulaşabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle o vakte kadar malı tutar, bazıları ise şöyle düşünür: "Ben bir bekçi değilim, ben o malı elimden çıkarayım. Çünkü Allah bana onu tutmayı emretmedi. Vakit geldiğinde de onu sahibine ulaştırmam için Allah malı bana döndürür. Böylece bu iki zaman arasında malı biriktirmiş olmam. Çünkü ben bekçi değil, hakkın hazinesi. Ben ona yöneldim, kulumun kalbi beni sığdırdı" ifadesine göre nefsimi bütünüyle ona adadım. Bu sığdırmadı. Malı saklamak gibi kendisinden başka bir şeyle ona zahmet vermek istemiyorum. Bunu bilmelisin. Hiç kuşkusuz bu meselede önemli bir meseleye dikkatini çektim. Öyleyse ilahi bir emir ya da gerçekleşmiş belirli bir keşiften dolayı biriktirmediği sürece Arif'in zekatı geçerli değildir. Bu keşif ilahi ilimde o şahsın başka birinin bekçisi olduğunun tespitidir. Vakti geldiğinde malı o şahsa teslim eder. Bunun dışında da sıradan insanların zekat verdiği gibi zekat verir. 52. kısım sona erdi. Onu 53. kısım takip edecektir.